Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Jim Cramer bir takım açıklamalarda bulundu. Ee, ve bu açıklamalarda LTC yani Litecoin ve Solana'yı kapsıyordu. Diyor ki bence bu çeşitli coinlere sahip olan herkes Litecoin Solana'ya diyor Bence siz bir aptalsınız. Ben aptal olmak için üniversiteye gitmedim. Bu tarz varlıkları olan insanların bunlara sahip olmaması lazım diyor e, ve bu şekilde konuşuyor. Şimdi birincisi e, Litecoin piyasada çok uzun bir zamandır var e, ve çok ciddi bir yatırımcısı var. E, Ağdaki geliştirmeler sürekli devam ederken uzun vadede artan e, TML değerleri karşımızdaki geliştirmeler de çok fazla. E, piyasada büyük hizmetler vermeye devam ediyor Dolayısıyla LTC'deki balina aktivasyonu da oldukça e, güçlü bir şekilde karşımızda Velhasıl e, LTC güzel bir coindir e, Bir diğeri Solana özellikle son zamanlarda Solana'dan çok fazla vuruyor Çünkü biliyorsunuz sıkıntılı bir dönemden geçiyor E tabi şunu bilmek lazım yani e, Solana üzerinde bir takım sıkıntılar var e, Fakat çöküş gibi açıklamalar çok radikal Dolayısıyla zaten e, aptal gibi konuşmamak lazım o ayrı ama üslubunu bir kenara bırakıyorum. E, dolayısıyla e, sol koyun konusundaki yorumum şudur arkadaşlar e, yatırım yapılabilir ama sermayede dikkatli olmak lazım dediğim gibi zor zamanlardan geçiyor. E, dolayısıyla bu tabi bugünden yarına olacak bir şey değil. Ee, ancak mevcut çöküşleri ben 18 18.8'leri yeniden almasıyla e, fiyatlarını toparlayacağını düşünüyorum Solana'ya. Şöyle genel itibariyle baktığımızda e, kendisi Bitcoin, Ethereum, e, Shiba, Doge gibi coinler, ada gibi coinler içinde söylüyor. Genelde Jim Cramer'ın hedef aldığı coinler güzel coinler oluyor arkadaşlar. E, bu da ufak bir tüyü olsun Jim Cramer'ı takip edenler için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. İzleyen herkese hoşça kalın.